Filistin direnişi Gazze şeridinde İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Ham Yunus'ta kaydedilen görüntülerde El-Kassam Tugaylarının imha ettiği İsrail tankları görülüyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas lideri kadrosunu öldürünceye kadar saldırılara devam edeceklerini söyledi. Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki haftalık toplantısında konuşan Netanyahu, "Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz. Bu nedenle Gazze şeridinin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 7 Ekim'in ardından 5. kez bölgeye gitti. Blinken, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Blinken, Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a geçti. Blinken, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Blinken'ın Mısır'ın ardından Katar, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor. Filistin direnişi Gazze şeridinde İsrail ordusuna ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, İsrail tanklarına düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Ham Yunus'ta kaydedilen görüntülerde El-Kassam Tugaylarının imha ettiği İsrail tankları görülüyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas lideri kadrosunu öldürünceye kadar saldırılara devam edeceklerini söyledi. Likud Partisi'nin İsrail Meclisi'ndeki haftalık toplantısında konuşan Netanyahu, "Amacımız Hamas'a karşı kesin bir zafer. Hamas lider kadrosunu öldüreceğiz. Bu nedenle Gazze şeridinin her bölgesinde aktif olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı, "Savaş o zamandan önce bitmemeli ancak yıllar değil, aylar sürecek" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise 7 Ekim'in ardından 5. kez bölgeye gitti. Blinken, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüştü. Blinken, Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a geçti. Blinken, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Blinken'ın Mısır'ın ardından Katar, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.